Namuslu bir şekilde nasıl battık mesela? Bize devletimizin uygulamış olduğu kurallara riayet ettik. Hiçbir şekilde açmadık, bir şey yapmadık. Ama yapmadığımız halde onlar söylenenin tam tersini yaptı. Ne yaptı? Kongreleri yaptı. Ne yaptı? Kayak merkezlerini açtı. Ne yaptı? Ya bak, yanda berber var. Çeker misiniz? Yanda berber var. Çalışıyor akşama kadar, yine aynı parasını kazanıyor. Devletten 750 lira kira, 1000 lira harçlık alıyor. Ben kapalı olduğum halde bana yardım etmiyor. Bana yardım etmiyor. Benim çalışan işçilerime bile maaş hacizleri geliyor şu anda. Hiç alakası olmayan insanlar, her şey, herkes güzel yaşarken şu an iş yerime çalışanlarımın maaş hacizleri geliyor. Orada çekmeyeceğim, dur hatta gösterebilirim. Haberlerde söylenildiği gibi halka para dağıttık. Ama ben hiç o paradan bir şey almadım. Berat Albayrak'ın televizyonda yaptığı reklamlar gibi her esnafımızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti ve onun hazinesi vardır dediği yerde o hazineden bana bir çeyrek altın bile düşmedi. Kredilerimiz vardı, eşimizin, dostumuzun üstüne aldığımız. Kapalı olduğumuz için, gelirimiz olmadığı için kredileri ödeyemedik. Ödeyemediğimiz gibi de faizli para alarak, ki devletimizden daha iyi o insanlar, faizli kapanlar, faizli para alarak sorumluluk sahibi olduğum arkadaşlarım üstüne aldığı kredileri ödemek için taksitlerine her ay 15 bin lira, 18 bin lira, 20 bin lira tutarında faizli paralarla o kredileri ödedim ben ve taksitlerimiz ertelenmedi. Ama televizyonda konuşulurken her şey çok farklı. Toz pembe. Biz kepenk kapatmadık. Hiçbir şey yapmadık. Her şeyimiz güllük gülistanlık. Evimize de ekmeğimizi alıyoruz. Ama oysa ki onlar bilmez. Cuma günleri karantinaya girerken o 2 günlük süreçte evimize nasıl ekmek alacağız, o 2 günlük süreçte 100 TL, 200 TL para, nakit para bile cebimizde yokken, kredi kartlarımız hep patlamışken, icralar üst üste gelirken, ama onların hiçbirinin haberi yoktu. Seçim zamanları kapı kapı dolaşanlar neredeydiniz? Seçim zamanları kapı kapı dolaşıp da o yalaka insanlar neredeydiniz? Allah hepinizin belasını versin. Lebalep salonları doldururken koskoca 450 metrekare iş yeri. Çeker misin kardeşim? Çeker misin? Koskoca 450 metrekare iş yerindeki oturan 2 kişi daha geçen cumartesi günü iş yerimde oturduğum halde bana polis kapımı açıp, ışıkları sönmüş kapalı bir iş yerine girip eliyle kapımı, otomatik kapıyı açıp giren polis bana karantinada sokağa çıkmaktan, maskeden, mesafeden ceza yazdı. Bana o cezayı yazan polis neden bunu AK Parti kongrelerinde kimseye yazmadı? Adaletse nerede adalet? Adalet Kalkınma Partisi. Nerede? Adalet. Nerede? Hiçbir yerde. Adalet sadece Türkiye'de kadın ismidir. Bizim köyde de var bir Adalet ablamız. Ondan sonra neler yaşadık? Elektriğimizi kestiler. Abonemizi iptal ettiler. Bizi kendi kaderimizle baş başa bırakıp bir ülkenin cumhurbaşkanı lebalep bu salgın sürecinde bu salonları tıklım tıklım doldurduğunuz için size teşekkür ediyorum derken, aslında ben onu şöyle anladım bir vatandaş olarak, ki burada 13 kişi çalışıyordu, aileleri, her şey, bir sürü gariban öğrenci buradan hep nasiplenmiştir, yardım etmişizdir, onlara bile sebep oldular. Yarın bir gün bura olmayacak, herkes aynı iyi niyette, zihniyette değildir. Yarın bir gün daha kötü olacak. EBA sistemi var, EBA sistemi kullanıyoruz. Evimde internetim kesildi, ödeyemedim. Gelirim olmadığı için 1 lira gelirimiz yok. Kira gelirimiz ya da iş yeri kapalı bilmem ne yok. Öğretmenim kızımı telefonla arayarak diyor, niye derse girmedin EBA'dan? Kızım da diyor ki, öğretmenim internetimiz kesik, babam ödeyemedi. Öğretmeni de kızıma diyor ki, niye baba? Ya bak, burası işte çok önemli. Niye baba, babanın diyor 110 TL ödeyecek internet parası yok mu? Ne diyebilirim daha? Lebalep batırdınız bizi. Namuslu şekilde battık derken, bize uyguladığınız kuralları, genelgeleri yerine getirdik ama namussuzluğu siz yaptınız.
Şimdi bir de şey var. Ben böyle konuşuyorum be kardeşim. Gazeteci kardeşim. Bak ben sana bir şey diyeyim. Bu montum benim markadır. Ayağımdaki ayakkabı markadır. Pantolonum markadır. Hepsi markadır. Ama şimdi onlar ne der biliyor musunuz? Ya adama bak battım diyor ama. İşte X ayakkabı giyiniyor. Ben bunları 3 sene önce aldım, 4 sene önce aldım. Çalışıyordum, aldım. Babamın toprağını sattım, aldım. Cep telefonum var. 20 GB da internetim var. Tamam mı? Bunu bile çok gördüm. Ben çalıştım aldım, sen bana vermedin. Bundan da vergini aldım, paranı kazandın. Bundan da vergini aldın, hep yurt dışı malı. Param vardı aldım. Şimdi bir ekmek alamıyorum. Şimdi cuma günü karantinaya nasıl gireceğimin hesabını yapıyorum. O iki gün eve nasıl ekmek alacağımın hesabını yapıyorum. Trabzon İl Başkanlığı'nda bugün Trabzon İl Başkanlığı'na, AK Parti İl Başkanlığı'na üye olan bir arkadaşımı aradım. Ona bir şeyler anlattım. Bana haklı olduğumu söylüyor. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanlış yaptığını söylüyor. Oysa ki Cumhurbaşkanımız ayağının altını kazıyor. O lebalep derken bile neler kaybettiğini farkında değil. İnsanlarla dalga geçer gibi. Oraya toplanan insanların zaten adı bellidir. Yalaka takımı. 100 TL'ye 200 TL'ye oraya giden insanlardır. Ekstrası yoktur. 2023'te herkes görecek ki erken seçim olacak Allah'ın izniyle. Daha sonra ne oldu? Devlet bana yardım etmediği gibi bana vergi ödeme kağıdı gönderdi. Ya da mal beyanında bulunmam gerektiğini söyledi. 1 lira yardım almadığım halde bana vergi borcunu öde. Ben geçen iş yerimin önünde oturma eylemi yaptım. Akşam geçen cumartesi günü polis dediğim gibi iş yerime giriyor, kapımı açıyor. Bana iş yerimin içinde kapalı olduğu halde, ışıkları yanmadığı halde cezayı işte uygulamaya kalkıyor ve ben onu anlatıyorum, konuşuyorum, çok güzel bir şekilde derdimi anlatıyorum. Daha sonra telefonda görüşüyor ve ceza yazmıyor bana, diyor ki terk et iş yerini. Ondan sonra zaten yolda oturma eylemi yapıyoruz biz. Eylemi yaparken hani yaptığımız tek şey yolunu çekebilirsiniz. Şurada oturdum sandalyede, derdimizi anlattık. Ve şu an benim gibi bir sürü esnaf var Söğütlü, Trabzon Akçabat Söğütlü bölgesinde. Hiçbiri konuşamıyor. Oysa ki biz yüz yüze beraber oturuyoruz sürekli. Çok şeyi konuşuyoruz. Ama iş habere ya da işte bir eyleme sıra geldiği zaman konuşmuyor, cesaret edemiyor. Çünkü devletin bir ballozu var böyle kafana vuruyor. Sus diyor, konuşma. Derdimizi anlatamıyoruz. Oysa ki bizim istediğimiz sadece karşımızda bir muhatabımız olsun. Gelsin, hani seçim zamanı gezen milletvekilleri var ya, gelsin, otursun, desin ki kardeşim senin ne derdin var? Ben ona anlatayım, o da beni hiçbir şey yapamıyormuş gibi, dinliyormuş gibi yapsın, sırtıma da şöyle yapsın, gitsin. Derim ki devletten biri geldi de konuştum. Biz Trabzon İl Başkanlığı'nı arıyoruz. Randevu istiyoruz. Bize diyor ki şu anda diyor çok tebrik yoğunluğumuz var diyor. Çok yoğunuz, çok tebrik alıyoruz. Bize randevu vermiyor. Oysa ki bizim sadece anlatmak istediğimiz elektriğimizi kestiler, o bu. Kapatıyor musun bizi abi? Kapat. Ama herkesi kapat. Uludağ'ı kapat, kongreleri kapat, her şeyi kapat. Batalım. Eyvallah. Başım üstüne. Devletimin yanındayım. Ama her şeyi kapatacaksın. Öyle. Onu aç, Uludağ'ı aç. Kongreni yap. En büyük virüsü zaten sen oradan yaymışsın. Trabzon'da virüs sayısını oradan katlamışsın. 3 tane kongre sadece Trabzon'da yaptınız. Kadın Kolları Başkanlığı, Gençlik Başkanlığı, İl Başkanlığı. Siz yaptınız. Sağlık Bakanı dahi bu kadar konuşurken Cumhurbaşkanı'nın yanında, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında böyle durması, kalabalıkta omuz omuza, çok komik geliyor bana. Çok komik. Vatandaşa küfür eder gibi. Ben padişahlığımı kurdum. Ben ne dersem odur. Yok abi, yemez. Bu millet de bunları yemez. 2023'te görüşeceğiz. Ben ve sülalem AK Partiliydi ki bu yüzden çok küfür aldım ben. Hiç önemli değil. Babam dahi bana Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermezsen sana hakkımı helal etmem diyen bir adam. Ama o bile artık ona vermeyecek. Vermeyiz, bitti.